Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Yeni bir günde yine sizlerle beraberiz. Bugün Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın eşi Lübabe bin Harisi işleyeceğiz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Sizler nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün bizlere Hazreti Abbas'ın eşini anlatacaksınız. Evet. Onun hayatıyla hayatımıza ışık tutacağız bugün de inşallah. Peki onun kimliğinden biraz bahseder misiniz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ümmü Fadıl künyesiyle künyelenmiş. Çünkü ilk çocuğu Fadıl'dır. Onun künyesiyle künyelenmiş. İslam'ın ilk iman eden Hazreti Hatice'den sonra ikinci iman eden hanımı diye birçok kaynakta geçmektedir. Kendisi zaten Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Abbas'ın eşidir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızıdır. Meymun neden ötürü Resulullah'ın eşi Meymuna radıyallahu anhadan ötürü de Resulullah'ın baldızıdır. Annesi Hint bin Af'tır. Kendisi Hazreti Abbas ile Hazreti Abbas'tan önce iman etmiş diye rivayetlerin birçoğunda geçmektedir. Peki Ümmü Fadıl ne zaman iman etmiştir hocam? Evet, şimdi birçok rivayette dediğimiz gibi onu tanıtırken Hazreti Hatice'nin iman etmesinden sonra o da iman etmiştir ki Resulullah'ın amcası olması hasebiyle eşi Hazreti Abbas bu eve sık sık gelip çıkarlardı ve Hazreti Hatice ile Ümmü Fadıl'ın da bir dostluğu vardı. Hazreti Hatice'nin imanla tanışmasından sonra, İslam'la tanışmasından sonra Hazreti Hatice'nin telkinleriyle Ümmü Fadıl'ın da iman ettiği söylenmektedir. Yani tahmini İslam'ın İslam'ın geldiği ilk yıllarda, ilk zamanlarda iman ettiği söyleniyor. Tarih kaynaklarda böyle geçiyor. Evet. Bir de Ümmü Fadıl'ın meşhur bir rüyası vardır. Evet. O rüyadan da biraz bize bahseder misiniz hocam? Şimdi zaten hani Resulullah'ın evine sık sık girip çıkan bir aile Resulullah'ı hem kendileri çok seviyor hem de Resulullah da kendilerini çok seviyor. Hem amcası Abbas'ı çok seviyor hem de yengesi olmasa Hazebe ile Ümmü Fadıl ile de bir diyalogları vardı. Ümmü Fadıl bir gün rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde kendi uzuvlarından bir uzvu görüyor ve geliyor Resulullah'a diyor ki ya Resulullah diyor ben rüyamda diyor kendi uzuvlarımdan bir tanesini sizin evde gördüm diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır olsun diyor. Gördün rüya güzel bir rüyadır. İnşallah diyor Fatıma bir bebek doğuracak ve sen bu bebeği emzirerek onun süt annesi olacaksın. Ve gerçekten de kısa bir müddet sonra Hazreti Fatıma Hazreti Hüseyin'i doğuruyor. Ümmü Fadıl da Hazreti Hüseyin'in süt annesi olarak o eve, o haneye dahil oluyor. Ve Hazreti Hüseyin ta hareketleninceye kadar ona süt annelik vazifesi yapıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Fadıl yanına geliyor ve Hazreti Hüseyin'i de getiriyor. Hazreti Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağındayken kucağına idrarını yapıyor. Ümmü Fadıl çok sinirleniyor. Hemen o sinirle, o öfkeyle kalkıp Hazreti Hüseyin'i Resulullah'ın kucağından hemen alıyor. Biraz hiddetle, şiddetle aldığı için o küçük bebek de ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Ümmü Fadıl'a kızıyor. Diyor sen diyor Hüseyin'i ağlatmakla beni üzdün diyor. Tabii orada Ümmü Fadıl da yaptığı şeye pişman oluyor. Ama neticesinde o Resulullah'ın üzerini aslında kirlettiği için buna sinirleniyor. Tepkisi aslında Hüseyin'e değil de evet. Onun yaptığı. Resulullah'ın aslında üstünün necis olduğu, kirlendiği düşüncesiyle Ümmü Fadıl böyle büyük bir tepki gösteriyor. Evet. Tabi orada Hüseyin'i susturuyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hani bana biraz su getirin. Ve su getiriyorlar. Resulullah üstüne döküyor ve bu şekilde de necasetin giderildiğini bizlere bildiriyor. Sadece suyla. Evet. Peki bir de Efendimizin azatlı kölesi Ebu Rafi.
İli arasında geçen bir mesele vardı. Evet. O meselenin detaylarını konuşalım mı? Şimdi Ebu Rafi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi, kölesidir. Ama hani Resulullah'ın yanına geçmeden Abbas, Hazreti Abbas'ın da kölesiydi. Bir gün Ebu Rafi'nin bir mesleği vardı ki o Kabe'nin yanında bir atölye, tabiri caizse atölye gibi bir yeri vardı ve orada oymacılık yapardı. Ağaçtan taslar oyardı, bardaklar oyardı. Öyle bir işi vardı. Bedir gazvesi sonrası. Şimdi Bedir gazvesi biliyorsunuz Müslümanların sayısının az olmasına rağmen Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmış, hiç beklenmedik bir şekilde müşrikler büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Yani bu da onlar içerisinde büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştu. Tabii Ebu Cehil de, Ebu Leheb de savaşa gitmeyenler arasındaydı. Savaşı takip eden, sürekli savaş meydanında olan şeylerden ona haber geliyordu. Ebu Süfyan, onun yeğeni olan Ebu Süfyan sürekli ona haber getiriyordu. Yine savaş sonrası Ebu Süfyan geliyor. Ebu Leheb'e savaş raporunu veriyor. Tabii Kabe'nin olduğu yerde, Ebu Rafi'nin iş atölyesinin olduğu yere kadar geliyorlar. Kendi aralarında hararetli konuşuyorlar, savaşı anlatıyor. Vallahi diyor, biz hiçbirimizin aklı ermedi diyor. Biz o kadar güçlüyken, sayımız o kadar Müslümanlardan fazlayken nasıl böyle bir yenilgiye uğradık, biz de anlamadık diyor. Bu şekilde anlatıyor ama diyor ki orada öyle insanlar vardı ki diyor, beyaz atlara binmiş insanlar vardı diyor. Bu şekilde söyleyince tabii Ebu Rafi de orada onları dinliyor, kulak kabartıyor. İçten içe de seviniyor çünkü Ebu Rafi de iman ehli, iman etmiş bir Müslüman. Oradan hemen dayanamayıp diyor ki vallahi diyor onlar meleklerdi diyor. Bu şekilde söylemesiyle tabii Ebu Leheb çılgına dönüyor. Bir köle yani nasıl bu şekilde onların o konuşmasına dahil olur ve meleklerin ismi zikredilince Ebu Leheb çılgına dönüyor. Hemen Ebu Rafi'nin üzerine yürüyor ve Ebu Rafi'ye şiddetli bir tokat yapıştırıyor. Onun üzerine doğru yürüyünce Ümmü Fadıl da orada bu olaya şahitlik ediyor, görüyor. Ebu Leheb'in, Ebu Rafi'nin üzerine yürüdüğünü görünce hemen oradan yakın bir yerden bir direk alıyor. O zaman hani sürekli çadırlar kurulur diye bir çadır direği eline alıyor ve gidiyor Ebu Leheb'in kafasına bir tane vuruyor. Diyor ki sen diyor sahibi olmayan bir köleye nasıl bu şekilde bir işkence yaparsın? Sen onu zayıf gördün de mi bu şekilde yapıyorsun diyor. Ve bir tane kafasına vuruyor Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'in kafası yarılıyor ve kanlar akmaya başlıyor. Şimdi bu olay aslında bize Hazreti Safiye'yi hatırlattı. Hazreti Safiye'nin de böyle bir meselesi vardı ki o da bir Yahudinin ölümüne sebep olmuştu. Evet. Şimdi Ebu Leheb de bu olaydan sonra tabii hani bir kadından dayak yemenin mahcubiyetini yaşıyor ve onun gibi bir lider. Hani Mekke'de sözü geçen, sözü dinleyen, ileri gelenlerinden bir zat kendisi ve bir kadından bu şekilde dayak yemesi onu çılgına çeviriyor. Gururunu zedeliyor aslında. Tabii o kadar etkileniyor ki ayağı bile kalkmakta güçlük çekiyor. Hemen avanelerini toplayıp oradan ayrılıyor. Ve birçok rivayette zaten Ebu Leheb'in bu olaydan sonra evine kapandığı ve bir hastalığa yakalandığı ve bu tahmini bir hafta sonra, yani birçok rivayette böyle kısa bir süre olarak geçer ve bu olaydan sonra öldüğü ve cehennemi boyladığı da birçok rivayet içerisinde geçmektedir. Evet, Hazreti Safiye'yi bize hatırlattı gerçekten sizin söylediğiniz gibi. Peki Efendimiz ile diyaloğu nasıldı? Ümmü Fadıl'ın nasıl bir diyaloğa sahipti? Evet. Efendimizin ona bakış açısı, ona karşı düşünceleri. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas biliyorsunuz amcası ve Hazreti Abbas ile zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşları birbirine yakın.
Yani onlar aslında amca yeğenden öte bir dostlukları vardı. Çünkü Hazreti Abbas gerçekten ahlakı güzel bir insandı. Hani peygamberin diğer amcalarına göre, birçok amcasına göre ahlakı güzel bir insandı. İlk etapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine iman ettiğini zaten hani söylemiyor. Açıkça söylemiyor ama sürekli Resulullah'ın yanında ve onun destekçisi. Bir de Hazreti Abbas küçük yaşlarda da ticarete atılmasından dolayı zengindi. Tüccardı, zengindi ve o da Mekke'nin ileri gelenleri arasına girmişti. Yani genç yaşta Mekke'nin ileri gelenleri arasına girmişti ve Mekke'ye gelen hacılara ve Mekke'ye ticaret için gelen insanlara hem hizmet ederlerdi hem de eşiyle beraber onların su ihtiyacını giderirdi. Şimdi bu aslında soylu kabilelerin, soylu insanların yaptığı bir iştir. Gelen hacılara su dağıtma, sikaye. Evet. Bu işe o deniliyor ve onlar bu vazifeyi karı koca beraber yaparlardı. Yani bunun verdiği şeyle de zaten halk arasında da sevilirlerdi ve Resulullah da onları çok severdi. Onlara karşı muhabbeti bir farklıydı. Sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz onun öğlen ısrahatı vardı. Kaylül uykusu denen. Evet. O öğlen uykusunu yaptı. Evlerden bir tanesidir. Hatta sürekli Hazreti Abbas ile Ümmül Fadıl ile bir araya gelir. Onlarla muhabbet etmeyi sever ve onlarla muhabbet ederdi. Zaten ileriki şeylerde, ileriki zamanda biz Resulullah ile bu muhabbetlerinin neticesinde Ümmü Fadıl'ın çocuklarını terbiye edişinde ve Ümmü Fadıl'ın çocuklarının İslam alimi olması aslında o dönemde Resulullah ile yaptıkları sohbetlerin ürünüdür. Yani Ümmü Fadıl Resulullah'ı çok seviyor, çok saygı ve değer veriyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu çok seviyor ve ona çok değer veriyor. Ve evet. Bu aralarında bir muhabbetin, bir sevginin doğuşuna sebep oluyor. Peki kişiliği nasıldı hocam? Nasıl bir kişiliğe sahipti? Şimdi Ümmü Fadıl ağırbaşlı, vakur, şecaatli, cesur, gözü pek, yiğit bir kadındı. Yani zaten hani yine Safiye'yi hatırladık. Evet, yani İslam'ın kadınlarının aslında olması, İslam'ın kadınlarında olması gereken vasıflardı. Evet. Ki zaten o zaman o dönem olunca hani bir de o döneme baktığımızda bunların olması gerekliydi değil mi? Evet, evet. Şimdi o hani hizmetiyle İslam'a hizmet edenlere hizmet ediyor. Şecaatiyle ve aynı zamanda sevgisiyle, yani Müslüman kardeşlerine karşı içinde bir sevgi, bir muhabbet var. Yani zaten biraz önce anlattığımız olayda onu o Ebu Rafi'ye karşı, evet, hani Ebu Rafi'nin tarafında olması, Ebu Rafi'yi savunması veya ondan dolayı bu şekilde davranması, hani ikisinin de aslında din kardeşi olmasından kaynaklı bir olaydır. Yani burada yine Ümmü Fadıl'ın hani İslam kardeşliğinden dolayı yani bunu bir sorumluluk, bir yük olarak görüyor ve Ebu Rafi orada destek oluyor. Yani bu aslında İslam'ın kabulünden sonra İslam'ın tüm şeylerine, dostlarına kendisi dost olmuş ve onların sıkıntılarını gidermeye çalışmıştır. Dediğimiz gibi hani Hazreti Abbas'ın da aslında maddi yönden hani hiçbir sıkıntısının olmaması, maddi yönden rahat bir şekilde, rahat bir hayat yaşaması, Ümmü Fadıl ile birlikte hani Resulullah'ın davasında olan insanlara maddi destekte de kendileri bulunmuşlardır. Ve biliyorsunuz Resulullah'ın sohbetinde bulunup da iman etmeyen veya Resulullah'tan o ağzından, o mübarek ağzından dökülen inci tanelerinden etkilenmeyen insan yoktur. O kadar güzel bir belagatı vardı ki Resulullah'ın, ağzından çıkan her kelime onlar için bir yol olmuştur. Onlar için birer numune olmuştur ki Ümmü Fadıl da onun sohbetlerinde bulunmasından dolayı çok güzel şeyler öğrenmiştir. Yani zaten anne olduktan sonra özellikle hani bu Resulullah'tan duydukları ve Resulullah'tan öğrendiklerini kendi çocuklarına öğretmiştir. Bir gün yine zaten amcası Abbas, Hazreti Abbas radıyallahu anh geliyor Resulullah'a, diyor ki işte Ümmü Fadıl hamile galiba, diyor. Bir bebek doğuracak diyor. Resulullah diyor ki Allah o çocuğu size ve ümmete mübarek kılsın diyor.
Ve doğduğu zaman Ümmü Fadıl kucağına bebeği aldığı zaman hemen Resulullah'ın yanına götürülüyor. Ve Resulullah onun adını Abdullah koyuyor. Biliyorsunuz Resulullah kime isim koymuşsa ya Abdurrahman koymuştur ya da Abdullah koymuştur. Abdullah koyuyor ve Abdullah bin Abbas biliyorsunuz büyük İslam tefsircisidir. Evet, İslam kaynaklarında da ismi çok fazla zikredilir çok fazla zaten. Çok fazla çünkü çok büyük bir alimdir. Ve Resulullah yine kendi tahnik yapmıştır. Evet, bahsettiğiniz gibi. Ve ona çok güzel bir duası vardır ki hani bu aslında müminlere örnek alınması gereken bir haldir. Bu sünnettir, sünnetullah'tır. Salih insanlardan, alim insanlardan, insanların kendi çocukları için dua istemeleri. Resulullah'ın çünkü duasını biz Abdullah bin Abbas'ın üzerinde, tüm hayatı üzerinde görebiliyoruz ki yine 6 tane çocuğu olmuştur Ümmü Fadıl'ın. Her 6'sı da İslam'a fedai olmuşlardır, İslam'ın alimi olmuşlardır ve İslam'ın mücadelesini, İslam mücadelesini ülkelere yayma vazifesi yapmışlardır ve bunu yaparken de şehit olan Ümmü Fadıl'ın çocukları vardır. Yani ki çocuklarıyla da çok fazla ön plana gelen bir bayandır Ümmü evet. Fadıl. Hani evet. Çocuklarıyla da çok fazla zikredilir. Çocukların hayırlı evlat olmasıyla, yetiştirilmesiyle. Evet. İnşallah ileriki konularda bunlara da değineceğiz. Hatta sizin de şimdi söylediğiniz gibi hani birçok şairin Ümmü Fadıl'ı methederken evet. Hiç kimse diyor Ümmü Fadıl gibi yiğitler doğurmamıştır diyor. Evet. Yani 6 tane erkek evladı ve 6'sı da İslam'a fedai, İslam'ın alimi olmuş ve şairlerin ilham kaynağı olacak nitelikte. Evet. Ve çocuklarıyla konu olmuştu aslında. Evet. Önemli olan da bu nokta. Evet. Kendisi çocuklarıyla şairlerin mısralarına konu olmuştu. Bu da evet. Çok güzel bir özellik. Evet. İnsanın kendi çocuklarıyla örnek olabilmesi. Yani şimdi hani dışarıdan o anlatmak belki kolay olur. Ama hani o şekilde evlatlar yetiştirebilmek büyük bir emek ister. Evet, muhakkak, yani, muhakkak. Evet. Şimdi hani onların Resulullah'ın evine sürekli girip çıkmaları ve Resulullah'ın ağzından çıkan her kelimeyi kendilerine şiar edinmeleri ve kafalarına kazıyıp kendi çocuklarını eğitirken de İslam Kur'an üzerine eğitmeleri tabii ki semeresi de böyle çocuklar olmaktadır. Evet. Rabbim bizlere de nasip etsin. Amin. Böyle olmayı inşallah. Amin. Yine bir gün Ümmü Fadıl hani ümmet arasında da sözü pek cesaretli, cesur dedik ya, vakarlı. Resulullah'la aralarında da çok güzel bir muhabbet vardı, bir diyalog vardı. Bir gün Arafat'tayken hacılar Resulullah'ın oruçlu olup olmadığını bilememişler ya da kendileri de hani oruç tutsunlar mı tutmasınlar mı bilememişler. Tabii bunu Resulullah'a söylemeye de çekinmişler. Ümmü Fadıl'a bu konuyu açmışlar hani ne yapalım. Ümmü Fadıl Resulullah ile arasındaki o münasebetten dolayı hani ben bu işi hallederim demiş ve bir bardak süt almış Resulullah'a götürüp ikram etmiş. Resulullah sütü almış ve içmiş. Bu olayı gören Müslümanlar, sahabeler Resulullah'ın Arife günü oruçlu olmadığına kanaat getirmişler. Ve bu şekilde bir meseleyi de Ümmü Fadıl çözmüş oluyor. Tekrar bunu söyler misiniz hocam? Yani Arefe günü çünkü bu halk arasında evet, biraz... Şimdi hacılar içerisinde oruç tutulmaz. Evet. Hani haç haricinde Arefe günü evet. Oruç tutulur. Evet işte hacılar hususunda evet. Diyorum zaten. Evet. Hacılar oruç tutmaz Arefe günü. Arefe'de vakfeye durdukları zaman oruçlu olmamaları lazım. Şimdi bunu sahabe bilmiyor. Hani nasıl bir hal almaları gerektiğini de bilmiyorlar. Bunu Resulullah'a söylemeye de çekiniyorlar. Çekinince tabii Resulullah ile arasındaki münasebetten dolayı Ümmü Fadıl diyor ki hani ben bu olaya bir açıklık getirebilirim diyor. Ve bir süt götürüyor ve bu şekilde Resulullah'ın oruçlu olmadığı anlaşılıyor. Hı hı. Ümmü Fadıl ve eşi Abbas ve Efendimizin kendilerine yüklediği misyon nasıldı? Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hani Ümmü Fadıl'dan kendisi de bahsederken çok methederek bahsediyor. Hazreti Abbas'tan da
Şimdi rivayetlerin çoğunda Ümmü Fadıl'ın Hazreti Hatice'den sonra iman ettiği ama imanını açıklamadığı, Hazreti Abbas'ın da yine aynı şekilde hani Resulullah'a aslında İslam ilk geldiğinden beri hep yeğeninin yanında olduğu, hani diğer amcaları gibi bir kısım amcası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaydı ya, Hazreti Abbas'ta bu görülmemiştir. Ebu Talip gibi, hani Ebu Talip de ilk dönemlerde hep peygamberin hamisi olmuştur, yanında olmuştu ama imanını o da belirli bir süre açıklamamıştır. Hazreti Abbas da o şekilde. Yani belirli bir süre o da iman etmiş olsa gerek ki Resulullah'a bu kadar destek oluyor. Resulullah'ın yanına sürekli girip çıkıyor. Şimdi tabii Resulullah ve arkadaşları Mekke'de yapılan işkencelerden dolayı peyderpey veya gruplar halinde Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Ama Hazreti Abbas ve eşi hicret etmiyor. Şimdi insanların kafasına şöyle bir soru işareti takılabilir. Hani onlar iman etmelerine rağmen, çünkü iman eden herkes orada muhakkak bazı zorluklar, sıkıntılar yaşadılar, işkence döneminden geçtiler. Hazreti Abbas ile Ümmü Fadıl neden Mekke'de kaldı? Şimdi Resulullah, evet, Resulullah onlara bir vazife vermişti, aile olarak bir vazife vermişti. Onlar Mekke'de kalacaklar, Mekke'de olan biteni Resulullah'a bildirecekler. Hani müşriklerin muhbir gibi bir şey mi? Evet. Şimdi Resulullah'a Mekke'de hani biliyorsunuz onlara karşı ordu hazırlığına girişilmişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duymuştu. Onlar da yine aynı şekilde hazırlığa girişmişlerdi. Zaten o dönemde hani savaşlar yapıldı. Sürekli Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektuplar gönderip Mekke'nin durumunu, halini ve Mekke'de olan biteni rapor ediyordu. Tabii ki hani o kadar müşriğin içinde onlar da iman edenlerle birlikte iman etmek istiyorlardı. Aslında onlar da hicret edenlere çok özeniyordu. Hicret etmek istiyorlardı. Onlar da hicret etmek istiyordu. Onlar da Müslümanların safında açıkça yer almak istiyorlardı. Hatta Resulullah'a sürekli mektup yolluyorlardı. Bir keresinde Resulullah onlara cevaben şu şekilde demişti ki hani sizin orada olmanız burada olmanızdan daha hayırlıdır. Evet, burada bulunmanızdan daha hayırlıdır. Hı-hı. Deyip hani belirli bir süre daha aslında onların orada kalması gerektiğini onlara bildiriyor. Evet. Tabii ki onlar da Resulullah'a itaat ediyor. Orada kalıyorlar belirli bir süre ta ki Mekke'nin fethine kadar. Mekke'nin fethine yakın bir dönemde artık Resulullah onlara bir mektup gönderiyor ve diyor ki peygamberlerin sonuncusu benim diyor, hicret edenlerin sonuncusu da sizsiniz diyor. Çocuklarını alıp Medine'ye hicret etmelerine artık Resulullah'tan izin çıkıyor. Onlar da Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hatta evet, bazı rivayetlerde yolda Mekke'ye doğru gelen orduyla karşılaşıyorlar. Mekke'nin fethi gerçekleşecek ya. Ümmü Fadıl ve çocukları yola devam ediyor. Ve Hazreti Abbas da onlarla birlikte Mekke'yi fethi için Mekke'ye geri dönüyor. Yani daha Medine'ye varmadan dönüyor. Ama Resulullah'tan onlara bir müjde var. Yani siz de hicret edenlerin sevabını almış oluyorsunuz. Yani çünkü onlar da bu sevaptan hicret edenler, Allah yolunda hicret edenlerin sevabını almak istiyorlardı. Ama Resulullah'tan izin çıkmadığı için onlar Resulullah'a itaat ettiler. Peki hocam, kısa bir ara verelim inşallah. Tekrardan birlikteyiz. Kısa bir ara değerli izleyenler, tekrardan birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Evet hocam. Şimdi Hazreti Abbas dedik ki Bedir Savaşı'nda esirler arasında o zaman tabii ki müşrikler bunu zorla götürmüş. Çünkü o zamana kadar zaten Hazreti Abbas iman ettiğini açıklamamıştı. Hatta esirler arasına düştüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıya gelince işte ben de zaten iman ehliyim, beni biliyorsun, ben senin amcanım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hani ben senin iman ettiğini bilirim ama hani etrafta
Allah'takiler bilmez. O yüzden sen burada esir düşmüşsün. Esirlerin karşılığında fidyeli serbest ancak kalırsın diyor. Hazreti Abbas orada diyor ki benim param yoktur diyor. Şu an yanımda para yok diyor. Diyor ben sana diyor hani sen diyor savaşa gelmeden önce Ümmü Fadıl'a bir kısım altın verdin diyor. Bunu işte Abdullah'a, bunu öbür oğluma, Kuseme, bunu öbür oğluma kaldır diye, bana bir şey olursa üçü arasında pay diye talimat verdin diyor, altın bıraktın diyor, evde bıraktığın altınlar var diyor. Tabii Hazreti Abbas çok şaşırıyor, diyor ki vallahi diyor ben bunu Ümmü Fazıl'a söylediğim zaman diyor benden ve ondan başka kimse odada yoktu diyor, bunu sana kim söyledi diyor. Allah Resulü diyor ki bana Allah bildirdi diyor. Şimdi zaten Hazreti Abbas iman etmişti. Artık orada imanını açıkça sahabelerin içinde de söyledi. Söyledikten sonra zaten Resulullah ona o misyonu yükledi. Biraz önce anlattığımız misyonu yükledi. Ve o tekrar Mekke'ye döndü. Artık Resulullah'ın bir vazifelisi olarak Mekke'de olan şeyleri Medinelilere bildiriyordu. Resulullah'a mektuplarla bildiriyordu. Evet. Bir de gelelim vefatına hocam. Evet. Şimdi Ümmü Fadıl gerçekten bereketli bir ömür yaşamıştır ki diğer İslam kadınları gibi hayatı ibadetlere çok düşkün. Özellikle Pazartesi ve Perşembe orucunu tutan bir bayan. Ömrünün son demlerine kadar yine aynı şekilde halifelik dönemine kadar yaşadığı söyleniyor. Evet, Hazreti Osman'ın halifelik dönemine kadar yaşıyor ve Hazreti Abbas'tan önce vefat ediyor. Yani genelde şimdiye kadar anlattıklarımız hep eşlerinden sonra vefat etmişlerdir. Ama Ümmü Fadıl eşi Hazreti Abbas'tan önce Medine'de vefat ediyor ve Hazreti Osman döneminde kabri yine Bakı kabristanına defnediliyor. Ve bereketli bir ömür. İslam alimi çocuklar geride bırakıp ebedi aleme intikal geçmiş ediyor. Evet. Çıkaracağımız dersler bölümüne gelirsek. Evet. Bu kadar şey anlattınız, evet. Bizleri bilgilendirdiniz. Evet. Peki biz bu bilgilerin arasından kendimize nasıl bir ders çıkarmamız gerekiyor? Şimdi Hazreti Ümmü Fadıl dedi ki bereketli bir ömrü vardı. Zaten hani bir olay anlatmıştık ki Ebu Leheb ile arasında geçen. Zaten onun nasıl hani cesaretli, cesur, yürekli ve gözü pek bir insan olduğunu biz orada görmüştük. Şimdi aslında hani konuyu anlatırken de aklımıza Safiye gelmişti. Hazreti Safiye, evet, gelmişti. Resulullah'ın halası Hazreti Safiye gelmişti. Biz bunu İslam'ın kadınlarının büyük bir kısmında görebiliyoruz. Bu mücadele ruhunu ve bu cesur yürekli olmayı biz hepsinde görebiliyoruz. O zaman hani Müslüman kadının vasıfları arasında gözü pek olması gerektiği yine bize Hazreti Ümmü Fadıl öğretiyor. Evet. Yani hiçbir şeyden korkmuyor. Biliyorsunuz karşısında Ebu Leheb gibi azılı bir düşman var. Gücü kuvveti de yerine bir erkek neticede ve ona baş kaldırabiliyor. Müslüman bir kardeşinden dolayı baş kaldırıyor. Yine direkt kendisiyle ilgili bir olay da değil. Biliyorsunuz Ebu Rafi'ye bir aralarında bir diyalog geçmişti ki buna dayanamayıp Ebu Leheb'e vurmuştu. Mazlumun Müslüman hakkını da aslında, yani, orada istemiş, evet, oldu. Hani bir çıkaracağımız ayrı bir derste o odur yani. Ezilmişliğin, mazlumun, çünkü neticede Ebu Rafi bir köleydi. Evet. Ve bir köle de öyle bir adama el kaldırması mümkün değil gibi bir şeydi. Hem maddi hem manevi yönden ezik olan bir insana Ümmü Fadıl'ın orada Müslüman kardeşi olması hasebiyle göstermiş olduğu mücadele. Yani bizlerin de hani dünya hayatında biliyorsunuz mazlumlar vardır, müstekbirler vardır. Bizlerin sürekli mazlumun yanında olmasını, aslında Müslüman kadının nasıl olması gerektiğini onlar bize öğretiyor. Şimdi aslında bunların hayatından tamamen Müslüman kadının şahsiyeti adlı bir kitap oluşturabiliriz. Bu hayatlarından çıkardığımız derslerden.
Evet. Onların şahsiyeti nasıl olması gerektiği, Müslüman kadının şahsiyetinin nasıl olması gerektiğini bu kadınlar bize öğretiyor. Bu hanımlar bize öğretiyor. İşte onlar daima mazlumun yanındaydılar. Yani bakıyorsunuz, kadınlar biliyorsunuz hani yapı olarak naziktirler. Yapı olarak güçleri biraz zayıftır erkeklere göre, ama Müslüman bir kardeşinin ezildiğini gören veya Müslüman bir kardeşinin zulme uğradığını gören bir kadın kaplan kesiliyor. Yani kendi gücünün üstünde işlem yapabiliyor. Onlar yapabiliyorsa demek ki bizler de yapabiliriz. Aslında biraz da günün şartlarına da bağlı bir durum. Evet, yani zaten hani böyle bir durum belki söz konusu var, ama benzer durumlar olabilir günümüzde. İşte bizler de Müslüman kadınlar olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi bizler yine şahsiyet, Müslüman şahsiyetini oluşturan bir öğe daha, ibadetlere olan düşkünlükleri. Yani onları ayakta tutan, onlara güç veren, yani dünyanın belalarına, musibetlerine onları ayakta tutan en önemli şey ibadettir ki, ibadetler kul ile Allah arasındaki en önemli rabıtadır. Onlar sürekli ama sürekli Allah ile olan rabıtalarını sağlamlaştırmışlardır. O yüzdendir ki onlar ibadetlerine o kadar değer veriyor, namazlarına değer veriyor ve oruçlarına. Yani zaten birçok rivayette Ümmü Fadıl'ın pazartesi ve perşembe oruçlarına çok dikkat etti. Ve hatta kendi oğlu Hazreti Abbas da yine aynı şekilde kendi oğlu onun hakkında ondan bahsederken onun özellikle oruca verdiği önemden bahseder. Öleme oruca annesinin çok önem verdiğini rivayet eder. Evet. Ve hani takva sahipleri ancak hani bu şekilde şahsiyetli çocuklar doğurur. Çıkaracağımız o öbür önemli ders de hani onların hayatı gerçekten yani günümüze altın harflerle yazılacak derecede güzeldir. Hepsi ayrı ayrı mercek altına alınıp ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Şimdi Ümmü Fadıl 6 tane erkek, 1 tane kız çocuğu olmuştur. Hepsi de İslam alimi. Yani bizler Abdullah bin Abbas'ı bütün Müslümanlar tanır. Nasıl bir tefsirci olduğu, özellikle tefsir alanında kendini geliştirdiği. Şimdi biz tabii ki böyle anneden böyle çocuklar doğar deriz. Çünkü annenin terbiyesinden çocuklar geçer. Hani bir aile yapısını incelediğimiz zaman aile çocuğun ilk öğretmenidir. Çocuk ailede de en iyi öğretici annedir. Şimdi baba müdür olarak geçer ama anne öğretmendir. Hı-hı. Anne çocuğunu ne şekilde eğitirse çocuğu da o şekilde eğitilir. Şimdi Ümmü Fadıl'ın bizler hayatına baktığımız zaman o sürekli Resulullah'ın sohbetlerinde bulunuyor ve Resulullah'tan bir şeyler öğrenmeye gayret ediyor. Onun neticesi ne oluyor? Abdullah bin Abbas gibi çocukları dünyaya getiriyor. Aslında şöyle diyebilir miyiz hocam? Kendisini eğitiyor önce Efendimizin yanında, sonra çocuklarını eğitiyor. Yani kendisini eğiten bir anne çocuklarına da çok kaliteli bir eğitim verebilir. Yani en kalitesi de muhakkak ki dini anlamda verilebilen bir eğitimdir. Çünkü İslam insanın sosyal hayatını etkiler. Her türlü sosyal hayatına, özel bir durum değildir. Genel bir durumdur ve bütün sosyal hayatımızı da etkiler. Ve bu anne çocuğuna da sağlıklı bir eğitim dini anlamda verirse bu da çocuğun sosyal hayatını etkileyecektir muhakkak. Yani zaten çocuk terbiyesi anne karnında başlar. Bu çok çok farklı bir alan, farklı bir konu, ama yeri gelmişken söyleyelim. Hani biraz önce anlattık ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hazreti Abbas bir gün geliyor ve Ümmü Fadıl'ın hamile olduğunu, çocuk doğuracağını söylüyor ve Resulullah orada dua ediyor. Şimdi muhtemelen hani Ümmü Fadıl Resulullah'ın sohbetlerinde çok bulunuyor ve daha hani anne karnında başlayan terbiye çocuğunu hep güzel şeyler duyuruyor bu anne.
Yani bizler de hani böyle durumlarda dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi, bizlerin daha anne karnında çocuğun terbiye aldığı bilinciyle hareket etmemiz lazım. Evet, bu aslında tıbben de kanıtlanmış. Evet, hani şimdi mesela müzik dinletiliyor, ruhun gıdası diye söylenen. Tabii ki bizlerin bakış açısı farklı olduğu için bizler de yani bu tür annelere Kur'an dinletin, sohbetlerde bol bol bulunun. Çünkü çocuklar gerçekten annenin hem ruh halinden etkileniyor, hem annenin duyduğu şeyleri çocuk da duyuyor. O yüzden güzel şeyleri hep çocuklarımızı güzel yerlere daha anne karnındayken götürelim ki imanlı nesiller ortaya çıksın. Bakın Ümmü Fadıl'ın 6 tane çocuğu dillere destan ve şairlerin şiirlerine, mısralarına konu olmuşlar. Evet. Yani bizler de anne olarak buna dikkat ettiğimiz takdirde İnşallah biiznillah bizim çocuklarımız da öyle olacaktır. İnşallah. Çünkü gerçekten dönemimizin böyle çocuklara, böyle gençlere ihtiyaçları vardır. Şimdi bizler hani ne kadar çabuk eğitime başlar isek o kadar hani dünyalık daha bir şey duymadan onlara Ümmü Fadıl'ın yaptığı gibi yani Resulullah onun kulağına ezanını okuyor, tahlikini o yapıyor, ismini okuyor. Çocuklar daha dünyalık bir şey duymadan Allah'ın kelamını onlara dinletmek, onlara duyurabilmek. Ve anne gittiği her meclise unutmasın ki çocuğunu da beraber götürüyor. Çocuğunu da hem çocuğunu da şahit ediyor ve çocuğu onun duyduğu şeyleri duyuyor. Buna dikkat edersek biiznillah imanlı nesiller, şahsiyetli insanlar meydana gelecektir. Tıpkı Abdullah bin Abbas gibi çocuklar meydana gelecektir. Onlar da İslam uğrunda, Kur'an yolunda gideceklerdir. Hani onlar hani o dönemde Resulullah'tan birebir mesela ayetleri duyuyorlardı, hayatlarına uyguluyorlardı. Ama peyderpey geliyordu ayetler ve o ayetlerin hayatlarına uygulamadan başka bir ayet öğrenme çabasına girişmiyorlardı. Ama günümüze bakıyoruz hani Kur'an'la hemhal olan birçok insan var. Birçok insan hafızdır. Birçok genç hafız var evet. Ve biz görüyoruz. Evet. Ama bakıyoruz ki hayatları maalesef o Kur'an hayatlarda yer yapmamış. Hocam namaz kılmayan hafızları görüyoruz. Yani maalesef. Gerçekten oruç tutmayan hafızları görüyoruz. Çünkü onlar hani öğrendiklerin ilmi, öğrendiği ilmi içi boş olarak öğrenmiş. Şimdi bizler bakıyoruz mesela Abdullah İbni Abbas da yine büyük bir tefsirci, büyük bir alim ve hayatlarına baktığımız zaman diyor ki biz diyor bir ayet duyardık, 10 tane ayeti ezberlerdik, 10 tane ayetin tefsirini yapardık, bunu hayatımızda uygulardık, daha sonra başka ayetler öğrenirdik. Şimdi o zaman peyderpey geliyordu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bütün haliyle önümüzde ama maalesef hani boğazımızdan aşağıya o Kur'an-ı Kerim inmiyor. Belagatlar çok güzel, kıraatlar çok güzel, okumalar çok güzel. Bizler hep bu şekilde aslında avutuluyoruz. Hani Allah'ın bizden istediği bu değil ki. Yani güzel bir belagatla okumak değildir. Önemli olan onun içini doldurabilmek ve Allah'ın bizden ne istediğini doğru okuyabilmektir. Evet. Yani muhakkak. Bir melodi şeklinde değil veya hani insanlar benim sesimden etkilensin, ne kadar güzel bir belagatı var, ne kadar güzel bir kıraatı var desinler diye değil. Hı hı. İbn Abbas'ın yaptığı gibi hani o Kur'an'ı boğazdan aşağıya indirmek. Yani hayatta uygulayarak. Şuna da inanıyorum hocam. Eğer ne dediğini anlayıp ve gerçekten sindirecek bir şekilde okursak Kur'an-ı Kerim ayetlerini, o zamanki sesimiz de, ses tonumuz da, kıraatlerimiz de muhakkak güzel çıkacaktır. Çünkü insan bir şeyi kalpten söylüyorsa onun etkisi insan üzerine çok, çok yüksektir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'de de buna inanıyoruz. Şimdi çıkaracağımız bir başka derste İslam'ın kabulü için eşine ön ayak olması yine bundan Ümmü Fadıl'dan bahsederken sürekli Hazreti Abbas'a o da telkinlerde bulunuyor. Hani İslam'ı seçsin diye Müslüman olsun diye. Hayır işlerinde sürekli eşlerin birbirlerini hayır yoluna teşvik etmeleri. Evet. Yani istiyorsa bu hayır yolları olsun, istiyorsa ibadet konularda olsun. Yani eşler, hani ben bir bayanım, eşimin üzerinde ne kadar etkim olur değil. Zaten bize düşen sadece tebliğdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.
Eşimiz bir iyilik yapacağı zaman ona ön ayak olalım. Eşimiz İslam davasında çalışıyorsa hani onun yanına taş olmayalım. Taş koymayalım tabiri caizse. Bizler sürekli eşlerimizi İslam ve Kur'an yoluna itekleyelim. Yani o yolda gitmeleri için yollarını kolaylaştıralım ve kayganlaştıralım. Evet. Yani onlar yapmıyorsalar bile bizlerin onları teşvik etmesi lazım. Hani ettiğimiz zaman bir iznillah meyvesini göreceğiz. Yani demeyelim ki bizler bayanız, hani ne kadar etkili olabiliriz. Bakın Ümmü Fadıl iman ettikten hemen sonra kendisinin iman ettiğini, Hazreti Hatice'nin ön ayak olup da iman ettiğini zaten Hazreti Abbas'a söylüyor. Hazreti Abbas'a da bu yeni dine girmesi için telkinlerde bulunuyor. Zorla bunu yaptırma gücü var mıdır? Yok, yoktur. Ve tabii Ümmü Fadıl'ın da teşvikiyle Hazreti Abbas'ın iman ettiği yine rivayetler arasında geçmektedir. Demek ki kadın hani gücünü bilmelidir. Yani ne kadar ben etkisizim, etkili olmayabiliyorum dese bile muhakkak eşi üzerinde etkisi vardır. Ya muhakkak vardır. Yani. Kadının da vardır, erkeğin de vardır. Tabii ki erkeğin daha fazladır. Ama kadının da erkeği üzerinde etkisi büyüktür. Ya kadın, zaten... Yani kadın kendi misyonunu bilecek. Kendi misyonunu, gücünün farkında olduğu zaman, kendisi şahsiyetli olduğu zaman Allah'ın izniyle hem çocukları şahsiyetli olacaktır, hem eşine de ön ayak olacaktır. Yeter ki o çizgiden kadın ayrılmasın. Şöyle de bir durum var hocam. Birbirini seven iki insan zaten birbirinin sözlerine değer verecektir. Evet. Yani bu da sizin dediğiniz gibi dine anlamda daha da değer kazanacaktır inşallah. Evet, evet, çıkaracağımız başka bir derste Müslüman kardeşlerimizin yardımına koşmayı bize Ümmü Fadıl öğretiyor. Hani bizler zaten Ümmü Fadıl ile Ebu Rafi'nin olayını anlattığımız zaman Ümmü Fadıl'ın Ebu Rafi'nin yardımına ne şekilde koştuğunu biz anlatmıştık. Hani bir bayan olarak gücü az olmasına rağmen o durumda Müslüman kardeşini yalnız bırakmaması. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi vardır. Diyor ki Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler. Biri rahatsızlandığı zaman hepsi o rahatsızlıktan dolayı bir sızıntı duyar, bir rahatsızlık duyar. Bizler de yani sadece kendi yanımızda, kendi yakınımızda değil, Allah-u Teala'nın bizi kardeş olarak nitelendirdiği dünyanın her yerindeki Müslümanları bu şekilde sahiplenmemiz lazım. Ha şimdi diyebilirsiniz ki hani benim gücüm yetmez, benim elim oraya kadar yetmez. Ama günümüz şartlarına göre bizler yardımımızı yapabiliriz. Bizler elimiz ulaşmasa bile sosyal medya yardımıyla, sosyal medya aracılığıyla Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğuna dair tepkimizi tüm dünyaya duyurabiliriz. Yani bizler aslında onlara destek olduğumuzu birçok halle gösterebiliriz ki hani bir olay olduğu zaman değil. Biz biliyoruz ki insanlık tarihiyle başlayan hak ve batıl mücadelesi vardır. Ve günümüze kadar ve kıyamete kadar devam edecektir. Nerede iman ehli insan varsa orada iman ehline karşı küfür ehli vardır. Ve küfür ehli daima güçlü gibi görünse dahi aslında onun gücü Müslümanınkinin yanında çok da değildir. Ama önemli olan Müslümanların bir birlikte hareket etmesidir. Bir birlik içerisinde hareket etmesidir. Şimdi bizim gücümüz sosyal medyaya mı yetiyor? Sosyal medyayı doğru kullanarak bizler kardeşlerimizin yanında olduğunu göstereceğiz. Gücümüz yetiyorsa maddi manada destek olacağız. Bu da bir yardım şekli. Ona gücümüz yetmedi, ne yapacağız? Dualarımızda onlara yer vereceğiz. Bakıyoruz Ümmü Fadıl bir kadın olmasına rağmen bir erkeğe meydan okudu bir Müslüman kardeşi için. Bizler Müslümanlara yapılan hiçbir zulmü, hiçbir haksızlığa boyun eğemeyiz, görmezden gelemeyiz. Aksi takdirde Allah-u Teala bunların hesabını bizden soracaktır. Çünkü bizler bir kötülük gördüğümüz zaman onu düzeltmemiz lazım. Buna kayıtsız kalamayız. Kulaklarımızı tıkayamayız. Yani üç maymunu oynayamayız. Gözlerimizi yumamayız haksızlıklarına. Bir Müslüman yapamaz zaten böyle bir şey. Yani vicdanı erdi. Yani Müslümanın ahlakında ve şahsiyetinde böyle bir özellik yoktur.
Evet. Yani senin vücudunun rahatsız olması lazım. Senin kalbinin sızlaması lazım. Eğer bir yerde zulüm altında veya bir sıkıntıda olan bir Müslüman kardeşin varsa senin rahatsızlık duyman lazım bundan. Ve gücün nispetince ona yardımcı olman lazım. Aksi takdirde Allah-u Teala'nın senden hesap soracağının bilinciyle hareket etmen lazım. Evet. Yani Allah-u Teala diyecek sana, hani benim kulum sıkıntıdaydı, sen ne yaptın? Çünkü diyor ben sizi kardeş yaptım. Bir kardeş bir sıkıntıdaysa öbür kardeş vurdum duymaz olabilir mi bu sıkıntıya? İnnemel müminine lihvatı diyor ayet-i kerime. Muhakkak ki müminler kardeştir. İşte Allah-u Teala o inanç bağıyla bütün Müslümanları kardeş yapıyor. Hı hı. Ümmü Fadıl bize bunu göstermedi mi kendi hayatında? Hı. Kendi hayatından da biz bu dersi çıkardık. Çünkü Ebu Rafi'nin gücü yoktu. Hani bir köle olması hasebiyle gücü çok yoktu. Ama ne yaptı? Kendi gücünün üstünde bir güç sergileyerek Ümmü Fadıl Ebu Leheb'e karşı çıktı. Evet. Hani bizler demeyelim ki hani bizim gücümüz sınırlıdır, kısıtlıdır. Bizler ne yapabiliriz? Bizler gücümüzün farkında olmamız lazım. Müslümanlar her zaman güçlüdür aslında. Yeter ki hani gücümüzün farkında olalım, yeter ki bir birlikteliğimiz olsun. Allah'ın bizi kardeş kıldığının bilinciyle hareket edelim. Çünkü senin eğer kardeşin sıkıntıda ise, eğer sen rahatta isen, senin kalbin sızlamıyorsa ya da hayatının bir yerinde ona yer vermiyor isen demek ki o senin kardeşin değildir. Allah bizi kalbi sızlayanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Gözlerinden onlar için yaş akıtanlardan, 5 vakit namazlarında, onları dualarında eksik etmeyenlerden eylesin. İnşallah. Allah sizlerden de razı olsun hocam. Değerli izleyenler, bugün mütevize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun.